Sektörün yıldızları bu hafta Mardin'de, Deriz Bin Tekstil'de ve yanımızda Adnan Bey var. Tekstil sektöründe önde olan firmalardan birisiniz. Bu başarıyı neye borçlusunuz? Şimdi bu başarıyı ben size az önce dedim. Ben aslında, benim geçmişim tekstil sektörüyle alakalı değil. Ama benimle ortak olan arkadaşlarım 25-30 seneden beri kendileri İstanbul'da bu işi yaptıkları için bir sektörde başarılı olabilmek için mutlaka o sektörün de mutlaka bir altyapı olmak zorunda. Altyapısı olmayan bir işe giriştiğin zaman başarısız olacağını kanındayım. Onun için başarımız işi bildiğimizden, bilerek bu işe girdiğimizdendir. Kurumunuzda verilen eğitimlerden bahseder misiniz? Şimdi biz genelde burada tabii ki çalıştığımız çocukların çoğu, hepsi de bu işi bilecek diye bir şey yok. Bizim tekstil sektöründe genelde bant usulü olduğu için, yani herkes kendince bir şey yapar. Başta bir pantolon üretimine geçer. Baştan ta 45 tane makineden geçtikten sonra o ürün pantolon haline, yani giyilecek duruma gelir. O yüzden herkesin, yani pantolonun bütün parçalarını dikmek zorunda veya bilmek zorunda değildir. O yüzden biz burada gelen, ilk başta gelen çocukları ya bir ütü pakette veyahut da bir normal çırak olarak değerlendiriyoruz. Bir buçuk ay içerisinde o eğitimi verdikten sonra makine kullanımını, işte atıyorum ütü pakette çalışsa ütüyü nasıl kullanacağını, nasıl ütü yapacağını, bizim band şeflerimiz var. Bu band şefleriyle, bir de benim ortağım da bu işi bildiği için bir de onun vereceği, o çocuklara vereceği eğitimle bu gençlerimizi o şekilde yetiştiriyoruz. Mardin'i tekstil sektöründe nerede görüyorsunuz? Ya şimdi biz genelde Mardin'de, bilmiyorsan, yani en azından bu 2011'den sonra, yani daha doğrusu işte bizim bu bölgenin, biliyorsunuz, daha önceki yıllarda işte 92-93 yıllarında olan göçten dolayı buradan giden gençlerin çoğu İstanbul'da bu tekstil sektöründe çalıştı. Şimdiki tabii ki bizim bölgenin durumu iyi olunca, herhangi bir sıkıntı olmayınca, orada çalışan çocukların buraya gelişiyle veyahut da işte az önce dediğim şekilde bizim ortağın da veya bizim ortak gibi olan düşünen insanlar da bu işi bildikleri için herkes kendi çapında bir yer açmıştır. O yerlerin açılımıyla ben diyorum ki şu anda mesela Midyat'ta 20-25 tane böyle bir yer var. Tabii ki hani büyük olmayabilir. Apartman altında böyle dükkanda çalışan en azından 20 tane atölye bulunmaktadır. Ve bunu diyebilirim ki Midyat hemen hemen, yani Türkiye geneline baktığın zaman 12-13. Sıralarda olabilir. Yani bırak Mardin'i, Midyat dahi o sıralarda olabilir. Deriz Bin Tekstil ne yapar? Ürün açısından biz Deriz Bin Tekstil olarak biz genelde şey yapıyoruz, imalat yapıyoruz. Yani bir Esivaki'den, bir Koton'dan, bir Defacto'dan oradaki ürün siparişine göre onların markası adı altında biz ürün satıyoruz kendilerine. Fason değil, bizimki imalattır. Satıyorum, firmaya gidiyoruz. Firmadaki vereceğiniz o nümuneyle firma der ki işte ben bundan 150 bin tane, bundan 200 bin tane, bundan 50 bin tane şeklinde şey yaparak biz de ona istinaden o ürünü burada dikip kendisine mağazaya gidecek şekilde hazırlayıp buradaki işte tırlarla gönderiyoruz. O şey, ya imalat yapıyoruz kısaca şu. Bile, sadece bizim yaptığımız imalat şey üzeridir. Bay bayan çocuk alt grup, yani pantolon işi yapıyoruz. Şu an yanımızda Mehmet Bey var. Tekstil sektöründe eğitim önemli midir? Vallahi eğitimle beraber olması daha güzel oluyor tabii mutlaka, ama bir yerlere gelmen de diyorum ki, yani okuma tabii çok açığı var bizde ister istemez, ama bir işini de başarılı olmakla da onu biraz kapatabiliyor, ama eğitimsiz mutlaka bu işler olmuyor. Yani eğitim mutlaka çok şart. En çok rağbet gören ürünleriniz hangileridir?
Vallahi Derizbin Tekstil olarak biz rağbet gören ürünler değil de bizim şu anda sipariş üzeri çalıştığımız ürünler olduğu için bize sipariş ne gelirse biz onu o şekilde veriyoruz. Yani bizim kendi özel yaptığımız bir ürün yok. Sadece biz müşteri gelir der ki bize dosya atar. Bu dosyanın üzerinde çalışırız. Kumaşını, etiketini, kolisini biz yani nasıl bir lokantaya gidersiniz, önünüze yemeğiniz gelir, yersiniz. Biz de o şekilde hazırlıyoruz, markaya veriyoruz. Tabii onları marka adı altında. Ve üretip depolara sevk ediyoruz. Onlar, biz toptan ürün satıyoruz yani açıkçası bizim çalıştığımız firmalara. Merdiven altı firmalarla nasıl baş ediyorsunuz? Vallahi merdiven altı dediklerimiz bu şu anda bizim ilçede yok denecek kadar şey yani şu anda yok. Mesela bizim burada Midyat'ta mesela İstanbul'da varken çoktu. Yani biz onlarla şey yapamıyordu. Yani bu firmalar artık bunu işler büyük işe döndüğü için adetli iş sürüm işten döndüğü için bunu küçük yerlerin artık yapamayacağını görüyoruz yani. Öyle ufak adetli, ciddi firmalar artık bir firman sana ürünü verdiği an bütün her şeyini istiyor. A'dan Z'ye her şeyini kontrol ediyor. Öyle sıradan alsan bu ürünü yap diye bir şey de kalmadı Türkiye'de yani. Her şey düzenli artık gidiyor ona şey değil yani öyle korsan gibi de, şeyler kalmadı. Merdiven altı tekstiller diye kalmadı gibi bir şey yani. Sizden sonra gelecek nesillere ne gibi önerilerde bulunursunuz? Vallahi ne gibi tavsiye ederim? Herkes elinden geldiği kadar istidam alanları, insanlara faydalı olacak, yarın öbür gün arkasından iyi bir şey bırakacağını, hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz bir gün. Ama herkes Allah razı olsun, burada bu insanın emeği var deyip bizim tek hedefimiz zaten bu bölgede. Bunu gelip benim akrabam var. Onun yanında büyüyüp şey yaptım Naif Bey, Naif Kaya hala beraberiz de. Bize tek şey dediği şey bölgede ilk olalım bu istidam yönünde üstümüzdeki elbise de gilse yeter ki hedefimize varalım. Onun için biz buraya girdik. Çok şükür Allah'ıma istidam için insanlara faydalı olmak kadar güzel bir şey yok. Biz bu insanlara faydalı olduktan sonra bunu istiyoruz herkesten. Başka da bir şey istemiyoruz. Ya istidamla insanlara bir çorbasını kaynatabiliyorsan, bir destek oluyorsan ne mutlu sana. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.